Evet sevgili izleyenler, bugün Sultan Gazi'deyiz, Sanko Sanayi Sitesi'ndeyiz ve Nurkan Dicel'deyiz. Sizlerle beraber bugün Nurkan Dicel'de neler yapılıyor, Nurkan Dicel nasıl bir firma onu anlamaya çalışacağız. İsterseniz hep beraber Nurkan Dicel'e doğru ilerleyelim. Evet sevgili izleyenler, Sultan Gazi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki ziyaretimiz devam ediyor ve Suat Nurkan Bey'i ziyaret ediyoruz. Bugün Nurkan Dicel'in neler yaptığını, nasıl bir müessese olduğunu kendisinden öğreneceğiz. Efendim, öncelikle hayırlı işler diliyoruz, iyi günler diliyoruz. Nurkan Dicel ve Suat Nurkan kimdir? Öncelikle sizi tanıyacağız ve arkasından da işletmemiz hakkında sizden kısa bir bilgi isteyeceğiz efendim. Suat Nurkan, 1964 senesinde Yeni Pazar'da doğdum. Bir muhacir ailenin evladıyım. 1966 senesinde işte Türkiye'ye göç etmemiz ve Türkiye'de ikamet etme durumumuzdan sonra burada bir işletme kurduk. Bu işletmeyi de işte 1983 senesinde kurdum ve hala da ayaktayız. Gayet de iyi gidiyoruz. Ana konumuz dizel yakıt sistemleri, dizel aracın kalbi olan pompa, enjektör, bir de partikül dedikleri Euro 5, Euro 6, Euro 7 numaralında olan egzoz filtresi anlamına gelen bir işe girdik. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Tabi devam ederken de dünyada daralan otomotiv piyasasında sıkıntılar malum ön plana çıkıyor. Bu nedir? Numaraların artması, arabaların hassas duruma düşmesi, onarım ve tamirle alakalı yatırımlar, bunlar ufak esnaf, bizim gibi olan ufak esnaf KOBİ'leri çok büyük ölçüde zorluyor. Ama teknolojinin gerisinde kalan insanın ayakta kalma şansı hiç yok. Global bir çalışma bu. Bundan sonra eğitim şart, iş yaparken de sertifikalar şart, iş yaparken de gelecek olan araçlara hizmet harfiyen yapılması şart. Eski mekanik arabalarda bazı toleranslar vardır ama bu yeni arabalarda böyle bir şans yok. Harfiyen kompütür sistemiyle takip edeceğim, arızayı teşhis edeceğim ve tamir edeceğim. Aynı insanlardaki olduğu gibi doğru noktaya teşhis hem maliyeti düşürür hem canı kurtarır. Şimdi dilerseniz makinelerin başında bunu size göstereyim Şükrü Bey kardeşim. Orada daha detaylı izleyicilere ulaşırız. Neyi anlatmak istediğimizi orada daha iyi görürler. Evet sevgili izleyenler, bu güzel sohbetten sonra, almış olduğumuz bilgilerden sonra uygulamalı olarak Nurkan Dicel neler yapar, nasıl bir hizmet verir bunu görmek için aşağıya doğru inebilir miyiz sevgili Suat abi? Suat abi bizi aşağıda bu sistemlerin nasıl çalıştığı ve uygulamaları hakkında bilgi verecekler. İsterseniz buyurun beraber aşağı inelim Suat Bey. Sevgili Suat Usta, esas önemli olan noktaya uygulama alanına geldik. Atölyemizdeyiz. Evet. Nereden başlıyoruz? Bize Nurkan Dicel neler yapar? Bunu gösterelim. İşin mutfağından başlıyoruz. Şimdi tabii teknoloji sıralamasına göre başlayacağız. Şu anda dizel sistemde en önemli nokta olan CRRPC. Yani bir insanda temografi check-up denilen bir şeyin dizel yakıt sisteminde pompa enjektörde check-up yapan bir makina. Şimdi arkadaşımız, operatörümüz uygulamayı yapıyor. Enjektörler şu anda bağlı. Onların aynı arabada çalışır gibi bir karbürasyon tarafı var. Karbürasyon tarafından sonra bunu motorda en iyi nasıl çalışabilecek şekilde bir kod üretiyor. Telefon numarası gibi. Bu kodu motorun beynine tanıttığın zaman arabanın çalışma prensibi olacak en üst seviye performansını elde ediyor. Şayet bu kod yok ise yapılacak işlem yarımdır.
ve arabada yapılacak işlemin yarım olduğunu anlamına gelir. Doğru işlem yapılmazsa yakıt artar, gürültü artar, sallama artar, motorun çalışma düzeni bozulur. Neticede tekiş düşüklüğü, her şey birbirine bağlı. Bu makinaları, bu yatırımları çok pahalı bir yatırım ama biz bunları daha müşteriye hizmet iyi verebilmemiz için bu yatırımı yaptık. Şu anda röntgen bölümündeyiz. Bu makinamız bir önceki modellere bakıyor. Bir önceki modellerde oldukça başarılı. Dünyada bunun üstüne yok zaten. Oldukça başarılı. Bir önceki modellerle yapılacağımız testler burada yapılıyor. Ama ölçüm sistemleriyle beraber, makinenin performansıyla beraber yaptığımız işin %100 sonucuna gitmek için bize büyük yardımcı oluyor. Tabii bir enjektörün püskürmemesi durumunda motora hasar söz konusu. Hasar açtığı zaman motor indirmeye kadar gidebiliyor. Onlara mal vermemek için, düzgün ayar test değerlerini alabilmek için bu makinenin bizde olması bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bu cihazda 1800 ile 2500 bar arasındaki mazot pompa basıncını ölçen, tespit eden, işte motora sağlaması gereken debiyi, basıncı ölçen pompaları tespit ediyor. Bu da yeni nesildir. Gayet performanslı bir cihazımızdır. Bu yatırımı da yaptık. Gayet de bu yatırımdan dolayı da kendimizden gurur duyuyoruz. Niye? Yaptığımız işin sağlıklı olabilmesi için, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilmemiz için bu yatırımı yaptık. Şu anda tezgahlarımız çalışıyor. Test ve onarım önemli olan. Yeni nesilde test. Olmazsa olmaz doğru ölçüm. Bu cihazlar da dünyada kendini kanıtlamış. Doğru ölçüm esnasında yapılabilecek en güzel bilgiyi, ayar değerini bize raporlu bir şekilde geri veriyor. Bu makineler sayesinde biz zaten aradaki toleransı olan mikronları buluyoruz. Bozuk olanı değiştirip yenisininle beraber değiştiriyoruz. Ama sağlam olanı da dokunmuyoruz. Yanlış bir teşhis yapmıyoruz. Yani bir tomografide insanın beyni ağrıyıp da ama koldan kastan kaynaklanan bir arızadır. Burada da aynı şey. Yanlış yönlendirirsen her zaman pahalıya çıkar. Doğru nokta, doğru teşhisi bulduğun dakika her zaman ucuzdur bence. Evet, mikro kabinde Euro 5, Euro 6, Euro 7'leri yapıyoruz. Çünkü toz ortamından uzak durması lazım. Burada dışarıdan hava alarak içeriden dışarı doğru hava veriyor. Çünkü dıştan dış ortam olmaması için mikro kabindir. Şöyle gösterelim mi? Ya, siz gösterir misiniz Suat Usta? Yani bunu nasıl kullanıldığını seyircilerimiz de görmüş olsunlar. Evet, bu kapalı durur dış ortamdan etkilenmesin diye. Yapacağımız zaman işlemi önce kapağını açacağız. Burada ben mesela bir mikroskop türünde bir alet görüyorum. Bunu da sevgili arkadaşım detayları alırken burada. Şöyle aşınan parçaları ancak mikroskop kanalıyla görebiliyoruz. Çünkü o kadar mikron ki gözün göremeyeceği kadar ufak. Bu mikroskopla görüyoruz, büyüteçlerle görüyoruz. Burada büyüteç var, onu da hemen. Tabii yani büyüteçle görüyoruz. Şurada mikrometreler var, onlarla görüyoruz. Yani neticede işler artık mikron derecede, gözün görmeyeceği derecede hassas. O yüzden doğru aletler, doğru ölçüm sistemleri olacak ki yapacağın işten alacağın performans en üst seviyede olsun. Evet Suat abi, şimdi buradaki sistemleri inceledik. Önemli olan makineleri ve tüm sistemleri bize anlattınız. Şimdi de bu makineyi mi bize anlatacaksınız? Bu da bizim yardımcı bir makinemiz. Ana makinelere bir işlemi bağlamadan önce oluşabilecek ufak tefek hataları burada yakalayıp esas işi ana makinelerde bitiriyoruz. Şu makine bizim yani ön hazırlık, ön kontrol makinemiz. Çünkü bu cihazlar çok pahalı bir cihaz. Yapacağımız en ufak bir hata bize külfeti zor olan bir pozisyona sokar. Önce bunlarda kontrollerini yapıyoruz. Yapabilirsek bunlardan. Yok, yapma yok. Kontrol var burada. Kontrolden sonra ana makineye geçiyor. Pozisyon bu.
izleyenler, makineleri Suat Usta bize tanıttı. Makinelerin ne görev yaptığını da anlamak için bir örnek gösterecek bize. Buyurun Suat Usta, bu enjektörden bize bahseder misiniz? Evet, şu Ford Cornet 90 PS bir enjektör. Bize geldiğinde arabada geç çalışma ve güç düşüklüğü vardı. Enjektörleri yaptığımız ön tespitlerde içinde kontrol valflerin bozulduğunu, enjektör memelerin hasar gördüğünü gördük. Şimdi onları onarıma için hazırlıyoruz. Her türlü temizliği yapıldı. Şu anda montaja hazır bir duruma sokuldu. Yürüyelim peki. Bu hangi aşamalardan geçti? Onu bize tarif eder misin Suat Usta? Motor üzerinden sökülme ve temizlik işlemi geçti. Evet. Dava aşamalara gelmedik. Bundan sonra burada şunu şöyle yapalım. Yürüyelim. Tamam. Mikroskobik alana geçiyoruz herhalde. Evet. Mikroskobik alana geçiyoruz. Burada da montaj sistemine giriyoruz. Burada havalandırmayı da evet. Havalandırmayı da açtık. Mikroskobik sistemine dönüyoruz. Burada da montaj aşamasına geçiyoruz. Örneğin şurada montaja hazırlıklı bir enjektörümüz var. Montaj aşamasına geçiyoruz. Şöyle bir üniteler var içinde. Bütün yönlendirmeyi yapan bunlar. Bozulan da bunlar. Bunlar yapıldı şu anda. Ve evet. Bu aşamadan sonraki sıra hazır. Oraya şu şekilde montajı yapılıyor. Burada iş bittikten sonra da ana makineye geçiyoruz. Evet, ana makinede enjektörlerimiz şöyle yapalım. Enjektörler burada bağlı. Aynı motorda çalışır gibi, ne kadar saniyede mazot miktarı verecek, kaç kilo basınç üretecek, kaç bar basınç üretecek. Burada kontrol ünitesinden bütün veriler buraya gelir. En sonunda iş bittikten sonra da bize bir tanıtım kodu çıkar. Bu tanıtım kodu sayesinde alırız, enjektörü arabaya bağlarız. Beynine de tanıtım kodunu tanıttıktan sonra bu enjektör artık sıfır, fabrikadan alınmış gibidir. Efendim? 3 tane enjektör, 4 tane bağladık, bir tanesi ret yedi. Olmamış. Elektrik bölümünde, bizle alakalı olmayan elektrik bölümünde bir hata tespit ediliyor. Ya bu arabaya daha önce bir yanlış takviye yapıldı, aküden aküye veya aşırı akıma söz konusu oldu. O bobini yakmasının nedeni o. Ama öbürleri eski kod, yeni kod dediğimiz telefon numaraları bunlar. Bunları beyne tanıttığımız zaman yeni kodları sıfır olmuş gibi aynen o dereceli o ayarları buluyor. Eskiden evet. Enjektör ayarını biz elle yapıyorduk ama şu anda bu şifreler, enjektör ayarı dediğimiz halk dilindeki şey bu. Evet. Bu şifreleri veremiyorsa bir tezgah, kesinlikle yaptığın işlemin hatasını göremezsin. İstediğin kadar usta ol, yapacağın hata sana KDV olarak ve müşteri memnuniyetsizliğini geri getirir. Evet, şu anda bir Volkswagen 2.5 Transporter, birim dediğimiz enjektör bağlı, test aşamasına göre hazırlıklı. Şimdi makineyi çalıştırıp bir onun sesini duymak istiyoruz. Aynı arabadaki gibi. Evet, şu anda motorda bu enjektör böyle çalışır. Sorun var yani. Vuruyor değil mi abi? Yok, vuruyor değil. Bu aynı arabada da vuruyor tabii ama yağla... Biz duymuyoruz. Tabii içeride duymuyorsunuz çünkü bunu susturan bir takım parçalar var. Evet, burada vermesi gereken yakıt başlatalım. Şurada belli ölçüler var, o ölçüleri yakalayacak. O ölçüleri bu artı eksi neyse, karşı tarafta da bir şablon tablamız var. Ne olması gerekiyor orada yazıyor. Ona uyumluysa zaten hatasızdır. Bu ekrandan o birileri sevgili Leonard bize gösterebilir. Orada evet, rakamlarla basınç miktarını, ne kadar yakıt gelmesi gerektiğini tabii, görüyoruz. Tabii, hepsi orada yazıyor. O basınç miktarına göre de biz gerekli ayarları eksi ve artı yapıyoruz burada. Hata varsa tekrar onarıma enjektörü alabiliyoruz. Evet, aşağı yukarı rakamlar birebir tutuyor. Şimdi bir rölantaya bakalım. Rölantada ne vermesi gerekiyor? Rölanta devrini alalım. Bir arabanın çalıştığı devir bu. Evet, şimdi şişemizi boşaltalım.
Bir motorun rölantıda yaktığı yakıt. Belli ölçüler var. Artı eksisi var orada. Onu tutturduktan sonra zaten arabanın üstüne takıyoruz. Kesinlikle bir hata olmuyor. Mümkün değil. Bu sistemin bence en güzel yanı motorun üstündeymiş gibi. Sanki o parçayı çıkarmamışçasına ya da motora takmadan önce sizin makinedeki motorlarla bunu görüyor olmanız güzel bir sistem aslında. Zaten bütün amacımız o. Biz motorun üstüne parçayı montaj edip de bir daha geri söktüğümüz zaman bizim için çok büyük külfet. İşte o zaman hakikaten yaptığımız işin sıkıntısını yaşıyoruz. Ama yaptık işi aracın üstüne taktık, düzgün bir çalışma elde ettiğimiz zaman da mutluluğundan da doyamıyoruz. Çünkü herkes işini sever, severek yapar. Bu yüzden randımanlı bir şekilde işimizi yapıp da akşam eve gittiğimiz zaman uykumuz da rahat olur. Evet sevgili izleyenler, Nurkan Dizel'deki gezimizi nihayet sonlandırmaya yaklaştık ve burada da muhteşem Nurkan Dizel ekibi ve astları, üstleri, ustalarıyla beraberiz. Yanımızda tabii ki sistemin kurucusu, bu işi 37 yıldır yapan Suat ustamız, ustaları da çağırdı yanına. Son olarak neler söylemek istersiniz Suat Bey? Evet, yani neticede dizel hakkında verebileceğimiz bazı bilgileri vermeye çalıştık. Aslında bilgi çok ama dediğim gibi markalar bazı bilgileri ön plana çıkarmıyor. O yüzden kısıtlı verdik. Ama gene de çok merak edenler nurkandizel.com'dan bunu ulaşabilirler. Web sitemize girip ziyaret edebilirler. İşte neticede telefon yoluyla ulaşıp bize danışıp bilgi alabilirler. Yani info@nurkandizel.com. Telefon numaramız da 0212 594 1073 nolu numaradan bize ulaşabilirler. Neredeyiz şu anda? Siz söyleyin, Sultan Gazi. Evet, Sultan Gazi Sanko Oto Sanayi Sitesi'ndeyiz. C1 blokta numara 12'deyiz. Burada dizelle alakalı her türlü işi yapıyoruz. Mazot pompa, enjektör ve partikül revizyon filtreleriyle uğraşıyoruz. Bununla alakalı bir sıkıntı olur, bir derdi olur, bir danışacağı mesele olur. Bize danışabilirler, başvurabilirler. Gerekli yönlendirmeyi de yaparız. Ha, bizle alakalı değil. Bu sanayide dediğim gibi 2 dönem başkanlık yaptım. Bütün esnafla aramız iyidir. Esnaf da bizden gelen işlere daha özenle bakar. O yüzden gelen müşterinin burada rahatsız olacak bir pozisyon olacağını tahmin etmem. Evet sevgili insanlar, sevgili izleyenlerimiz, Üreten Türkiye program ekibi olarak bugün de Nurkan Dizel'deydik. Ustam güzel bir söz söyledi, bunu ben her zaman duyuyorum, ben de bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Alet yapar, el övünür. Sizler de eğer dizelle ilgili, yakıt sistemlerinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, adresiniz Nurkan Dizel olsun. Sultan Gazi Mahallesi, Sultan Gazi İlçesi, Sanko Sanayi Sitesi'ndeyiz. Sizleri buraya bekliyoruz.